hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Akar Bülücü, herkesi tanıyalım. Akar Tülücü, 10. dönem Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda serbest çalışıyorum. Evet. Endüstriyel mekanik imalat montaj işleri yapan bir firma sahibiyim. Aşağı yukarı bu kadar. Nelerdir? Oda olarak, evet. Oda olarak şu anda son zamanlarda gündemde olan LPG sızdırmazlık işleri bizim hizmetlerimiz arasındadır. Bütün zaten hizmetlerimiz akrettedir. Ayrıca bütün hizmetlerimiz insan sağlığını içerir. Yani periyodik kontrollerde de vinç kontrolleri olsun, asansör kontrolleri olsun, basınçlı kaplar kontrolleri gibi veya bilirkişliklerde yaptığımız tüm hizmetler bizim insana dayalı hizmetlerdir. Odamız bu konuların hepsinde tamam akredite olup son derece yetkin ve uzun soluklu bir eğitimden geçen makine mühendisleri tarafından yapılır bu işlemler. Çok etkili bir kurumdur. Yani bu yönü çok farklıdır. Bunu biraz daha açalım başkanım. Sonuçta insan sağlığı diyorsunuz parantez içinde. Yani insan hayatını etkileyen her yerde varızdır. Yani OSGB anlamında da, iş güvenliği anlamında da birçok konuda hizmet veriyoruz. Yasaların oluşumunda da bizim odamız 1954 yılında kamu yararı niteliğinde bir kurum olduğu için gönüllülük esası ve parasal bir kaygı taşımayan denk bütçe esasıyla çalışır. Herhangi bir ticari beklentisi yoktur. Bunu sadece bir hizmet olarak ele alır. Hem ülke için hem meslektaşları için çalışır. Yani odamızın birçok hizmetleri zaten aşağı yukarı herkes bu konuya vakıftır. Yaklaşık 25 civarı Mersin bölgesinde personelle çalışıyoruz. Bunun 21 tanesi makine mühendisidir. Evet, peki başkanım özellikle hizmet esnasında dikkat ettiğimiz noktalar nelerdir hizmetimizde? Biz sadece insan hayatını riske edecek noktalara dikkat ediyoruz. Yani onun dışındaki görsel kavramlara dikkat etmiyoruz. Onlar bizim için önem teşkil etmiyor ama bir insan hayatı tehlikeye giriyorsa biz ona müdahale ediyoruz ve o konularda hizmet veriyoruz. Onu ön plana çıkarıyoruz. Evet. Bununla ilgili de tabii ki insanları sizler tamamen bilinçlendiriyorsunuz. Tabii ki. Yönlendirmeler yapıyorsunuz. Çok miktarda panel, seminer, etkinlik, eğitim bunların hepsini yapıyoruz. Sempozyumlar. Ülkede daha önceki dönemlerde daha çok çalışıyoruz ama TÜMOP bünyesindeki oda bileşenleri, makine mühendisleri odası ve diğer odalar olsun zaten bu konuların anayasasını hazırlayan kamu kurumu niteliğinde örgütlerdir. Evet. Tabii ki her sektörde sıkıntılar oluyor muhakkak. Evet. Sizin yaşadığınız sıkıntılar, zorluklar neler oluyor genelde? Ya şimdi son dönemlerde yaşanan malum kaos ortamı var. Bu kaos tabii ortamında ki. Tabii ki yatırımcı tedirgin halde olduğu için yatırımlar kısılmış vaziyette. Bu nasıl yansıyor? İlk etapta ödeme zorlukları başlıyor. Daha sonra meslektaşlarımız için değerlendirecek olursak işsizlik biraz artmaya başladı. Biz geçen yıl mesela taleplere cevap veremiyorduk. Çünkü işsiz mühendisimiz yoktu. Çok güzeldi. Makine mühendisi ben bu konuda özel bir gerçekten sistemi var. Çünkü çok geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Yaklaşık 200 civarı branşta hizmet verebiliyor bir makine mühendisi. Bu son kaos ortamından sonra aslında bu biraz işte bu Rusya ile uçak kriziyle falan başlamıştı ama bu 15 Temmuz çok kötü oldu. Birçok yatırımcıyı tetikledi. Bunlar geri çekilince piyasada tabii ki bir daralma, iş daralması oldu. Yani biraz sıkıntılar var ama bunların biz Mart, Nisan, Mayıs ayları gibi sonlanacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'nin daha iyiye gideceğini tahmin ediyoruz. Sizler sayesinde kesinlikle başkanım. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizlerle güzel projelerinizi paylaştığınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.